Merhaba, bugün Allah'ı neden göremeyiz sorusunu cevaplayacağız birlikte. Ama cevaplar bazen başka sorularda gizlidir. Allah'ı neden göremeyiz diyorsun ya, ben de bu kez soruna bir soruyla karşılık vermek istiyorum. Gözlerinle göremediğin tek varlık Allah mı? Sen bu soru hakkında düşünürken ben de sana cevaba ilişkin bazı ipuçları vereceğim. Aynı anda iki işi yapamam deme sakın. Nasıl düşünürken konuşabiliyorsak dinlerken de düşünebiliriz. Hadi o halde başlayalım. Allah'ı neden göremiyoruz sorusu her sorulduğunda her şeyi görebiliyorum da Allah'ı neden göremiyorum gibi bir anlam seziniyorum. Sence de öyle değil mi? Bu sorunun temelindeki zemin sağlam mı sence? İnsan zihni kelimelere anlamlar yükler ve bunlar üzerinden fikirler yürütür. O halde sorumuzun yüklemi olan görme kelimesi hakkındaki detayları konuşalım. Bu kelimeye yüklediğimiz anlam ve fikir yürütme biçimimiz ne kadar doğru? Bir görelim. Görmek, gözlerimizle ortaya koyduğumuz bir eylemdir. İçinde bulunduğumuz çağın görsel zenginliği nedeniyle bazen bir şeyi görüyor olmakla onu tanımak arasında karşı konulamaz bir bağlantı varmış gibi düşünürüz. Ya da görmediğimiz bir şeyi tanıyamayacağımız yanılgısına düşeriz. Oysa bir kez gördüğümüz bir insanı tanımış olmayız. Onu sadece görmüş oluruz. Tıpkı domates, biber, patlıcan diye satış yapan bir pazarcının sesini duyduk diye onun hayatı hakkında fikir sahibi olamayacağımız gibi. Peki göz her şeyi görebilir mi gerçekten? Şu an sana sırtında bir böcek var desem dönmeden arkanı görebilir misin? Gözünde bir sınırı var neticede. Mesela sağlıklı bir insan gözü ortalama 20 kilometre uzağa görebilirmiş. Ama teknik olarak bu maalesef pek mümkün değil. Çünkü dünyanın şekli yuvarlak ve kırılma etkisi nedeniyle bu mesafe daralıyor. Bu yüzden de sadece ufka kadar olan kısmı görebiliyoruz. Örneğin deniz seviyesinden ileriye doğru bakıyoruz ve ufuk 4.7 kilometre uzakta diyelim. Bu, orada gözümüzün sınırının 4.7 kilometre olduğunu gösterir. Ama eğer dünyanın en yüksek tepesi olan Everest'e çıkmış olsan, görüş mesafen teorik olarak 339 kilometre olurdu. Ancak maalesef pratikte bu mümkün gibi durmuyor. Çünkü havada uçuşan zerrecikler ve seni serinletmek için hazır bekleyen bulutlar ve tabii ki dünyanın şekli buna müsaade etmez. Hem ayrıca o kadar uzaktaki nesneleri görsek bile belki de sadece bir nokta kadar görebiliriz. Geceleri gördüğün yıldızlar ya da ayı düşünsene bir. Senin gördüğün kadar küçükler mi gerçekte? Elini uzatsan tutabileceğin kadar yakın ve küçücük görünmüyorlar mı? Yani görmemiz ya da göremememiz sadece uzaklık ve yakınlıkla ilgili değil. Görmeyi istediğimiz şeyin boyutuyla da ilgilidir. Nasıl mı? Şöyle anlatayım, bu hayatta en çok sevdiğin kişiler kimdir? Annen, baban, kardeşin, arkadaşın. Onları hakikaten çok seviyor olmalısın. Ne kadar peki? Ne kadar çok? Bana sevgini gösterebilir misin? Ya da şu an ekranı sana ışıklar içinde gösteren enerjiyi, yani elektriği. Çok yüksek bir ses duyduğunda aniden sıçramana neden olan korkuyu. Var olduğundan adın gibi emin olduğun ve tüm duygularını hissettiğin anlarda içinde bir tabur asker koşuyormuş gibi gümbürdeyen kalbini gösterebilir misin? Görebilir misin onları? Hayır. Ancak var olduklarını adın gibi bilirsin. Annen, baban, kardeşin, onlara sevginin kendisini elinde tutup gösteremezsin. Ama sevgini ifade eden yolları gösterirsin. Bazen bir kucaklaşma, bazen bir küçük hediye, bazen de onların hayatını kolaylaştıracak minik adımlar atarak. Bu sevgi değil de nedir? Gözümüzle görmediğimiz şeylerin var olmadığını düşünmek ya da gözümüzle her şeyi göreceğimiz yanılgısına düşmek insan olarak sınırlarımızı bilmemekten geçiyor. Gözümüzün yakından gerçek boyutuyla ama uzaktan iki parmağımın arasına sıkışacak kadar küçük gördüğü şeyler bize ne düşündürmeli? Kendi sınırlarımızın içine sokmaya çalışırsak Allah'ı tanıyabilir ya da anlayabilir miyiz sence? Allah'ı görmek, kendi küçük dünyasında arka tarafını bile göremeyen gözlerin içine hapsetmek değildir. Şimdi başa dönelim. Bu konuşma boyunca düşünmen için sana bir soru sormuştum. Gözlerinle göremediğin tek varlık
Allah mı? Ne dersin şimdi? Göremediğin şeyleri anlamanın, onların da var olduğunu bilmenin ne kadar çok yolu var. Başını kaldırdığında direksiz şekilde duran gökyüzü. Gece ve gündüzün hiç şaşırmadan birbiri ardına gelişi. Gökyüzünden inen suyun ölü toprağı baharda adeta diriltmesi. Kurumuş bir topraktan çıkan sulu sulu meyveler. Aynı çorak arazide yetişen bitkilerin kiminin renginin kırmızı, kiminin yeşil olması. Sen de, ben de annemizin rahminden minicik bir beden olarak ayrılmışken bugün kocaman insanlara dönüşüyor olmamız, dönüşmemiz. Bir de şu açıdan bak lütfen. Her şeyi görüyor olsak hayat ne kadar da yorucu olurdu. Bunun için Yüce Rabbimiz bizlere akıl ve kalp vermiş ki bu ikisinin süzgecinden geçirdiklerimizi gönül gözüyle görmeyi başarabilelim. Hem Allah'ı gözümüzle gördüğümüzde ona kullukta sorun olur muydu? Asıl marifet ona ait izleri takip ederek, onu aklederek, yarattıklarını düşünerek ona ulaşmak. Yani görmek isteyene Allah'ın izleri her yerdedir. Ancak görmeyi gözle sınırlandıranlar için bu yol trafiğe kapalı maalesef.